Göz ile sürmenin hikayesidir. Gözden sürme çekmek. Ama bu göz deryayı Hülya'ya daldıran göz değildir elbet. Anadolu'ya ayak basan Türkler için hedefin Akdeniz'e açılmak olduğu dönemlerde en önemli kapı liman kentleridir. Sinop, İzmir, Antalya ve Alanya'da ilk tersaneler bu amaçla kurulur. Elbette bunlara İzmit ve İstanbul tersaneleri de eklenir zaman içinde. Güçlenen devlet, güçlenen donanma için tersaneler gün ve gün önemini arttırırken, dönemin tersanelerinde üretim kapasitesi yüzlerle ifade edilmeye başlanır. Denizin ekmek, denizin güç olması, üretimde profesyonelliği de beraberinde getirir. Disiplinli ve planlı çalışmak tersaneler için önemli hale gelmiştir. Bu nedenledir. Bolu, Karamürsel ve Sinop'tan gelen tonlarca kerestenin işlenmesi ve depolanması için önlemler alınmaya başlanması. Güç ve başarı tesadüfi bir şekilde gelmez. Akıl, gücün de başarının da anahtarıdır her zaman. İşte bu aklın dilidir sürme tersane çalışanlarının sözlüğünde. Her yıl kesilmesine izin verilmeyen ağaçlar tersaneye kavuştuğu andan itibaren başlanır işlenmeye. Yarın belki omurga, belki kasara, belki de kemer olacak tomruklar titizlikle dilinir, bıçılır ve istiflenir.'' İşte tersanelerde işlenen bu tomruklara da tersane ustaları sürme adını verirler. Sürmeler incelikle işlendikten sonra göz denilen barakalarda depolanır, bir kadırgada hayat bulacakları günü beklerler. Takvimler değişip Tarih farklı bir hikayeyi yazmaya başlasa da kötülük her dönem aynı hikayeyi yazmaya devam eder. İşte gözden sürme çekmekte tarihin bugüne oynadığı bir oyundur. Gözlerde depolanan sürmeler kötülüğün hikayesinde yerini bulur gözünü gözlere çeviren hırsızlar, sürme bekçilerine rağmen büyük ustalıkla çekmeyi başardıkları sürmeleri çalarken, çekmekle çalmak aynı anlam denizinde hayat bulur. Ve bir hikayenin izinde gözden sürme çekmek, usta hırsızın maharetini anlatır bizlere. İşte bunun için gözden sürmeyi çeken, aldatmada hünerli, çalmada beceriklidir bütün zamanların dilinde Yaşananların renklerinde deyimlerin yalnızlığı bugünle buluşuyor Nasıl mı Usta hırsızın mahareti yine gözden sürme çekerken dile geliyor 17. yüzyıl düşünürlerinden Evliya Çelebi'den 21. yüzyıla miras kaldığı gibi sürmeden gözü ağızdan sözü çalanlar hayatın kalanları oluyor. Peki ya bize kalanlar? Bizim payımıza da hapı yutmak düşüyor. Yalnızlaşan deyimlere yeni sayfa açarken.